Herkesin bir B planı vardır hayatta. Sizinse herkesten farklı bir C şıkkı olsun mutlaka diyor. Cansen Erdoğan hayatın C şıkkını sizler için yazdı. Oldukça da keyifli bir kitap. Takdir tabii ki sizin. Hemen soralım, sizin bir B planınız hep oluyor mu normalde hayata karşı? Büyüdükçe hayat öğretiyor bir B planının hazır olması gerektiğini. Zaman zaman zorlanmıyor musunuz B planı için bile? Hatta C şıkkını nasıl oluşturacağız sorusu oldukça da zor olsa gerek yanıtını bulmak, değil mi? Herkesin bir B planı mutlaka oluyor ama o B planını oluşturmaya çalışırken de zorlanıyorsunuz bir sorunu çözerken, hayatınızda nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl bir strateji geliştirmeliyim derken ona yöneliyorsunuz, ancak bir C şıkkı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ya şıklar arttıkça zorlaşıyor mu yoksa kolaylaşıyor mu? Aslında bu ilk kitabın ortaya çıkış fikri de bu şekildeydi. Bizler test çocuklarıyız. Küçüklüğümüzden beri sınavlara girerek, Anadolu Liseleri, Kore sınavları, hep bir sınavlarla hazırlandık hayata. Evet. Ve bundan çoktan seçmeli seçenekler arasında bir seçim yapmamız sağlandı. Hı hı. Aslında şimdi düşünüyorum, geriye dönüp baktığımda hayat da aslında çoktan seçmeli bir sınav. Sadece yaptığımız seçimlerin bedelini hayat bize ödetiyor, iyi ya da kötü şekilde. Şıkların çok olması, evet, seçim şansını belki zorlaştırıyor. Ama bence alternatiflerin olması, insanların daha geniş bir vizyondan bakarak kendileri için doğru seçeneği bulmalarını sağlıyor. Küçükken sadece şunu yap, şunu al, şunu ye, şunu giy şeklinde komutlarla, yani A şıklarıyla biz hayata başlıyoruz. Büyüdükçe bir B planımız oluyor. İzin almak için ailemizden, öğretmenimize yapmadığımız ödevi, niye yapmadığımızı anlatmak için, yarın bir gün ileride patronumuza, çalıştığımız arkadaşımıza niçin bu şekilde davrandığımızı açıklamak için, ve bu böyle sürüp gidiyor. Ama her şey değişirken hayatta bir şekilde bu fizikçiler, işte tıpla uğraşanlar, her şekilde bilimin bir koluyla uğraşan kişiler farklı, beynin farklı noktalarını çözüp daha henüz gelişmemiş, çözülmemiş yerleri keşfetmeye çalışırken insan beyninde galiba biz duygu dünyamızı biraz unutuyoruz. Onlar da unutuyorlar. O yüzden ben şuna özellikle söylemek istiyorum. A ve B arasında sıkışıp kalmışken bir de aslında hiç dokunmadığımız bir C şıkkımız var ki zaten hayallerimizin ve arzularımızın cevabı da orada. Örnek verebilir misiniz? Örneğin bir gitmek istiyorsunuz. Bir yerden, bir kişiden, bir işten. Ne olursa olsun gitmek istiyorsunuz. Gidemiyorsunuz çünkü sorumluluklarınız var. Yüklendiğiniz bir takım görevler, ödevler var. Gitmenizin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü orada sizi bekleyen farklı, dokunulmamış, ellenmemiş bir gelecek var. Ama ikisi arasında eğer kalırsanız o B şıkkını, yani hiçbir zaman yaşayamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri ıskalayacağınızı düşünüyorsunuz. Giderseniz bir şekilde aklınızın, kalbinizin geride kalacağını düşünüyorsunuz. O yüzden aslında cevap belki ya gitmek ya kalmak şeklinde değil. Oturup düşünüp her iki şıktan da biraz uzak kalıp aslında ne istediğinizi kendi içinizde keşfetmek. Dışarıdaki bütün gürültüleri susturup tamamen içinizdeki sese kulak vermek. Ama biz o kadar koşturuyoruz ki kalayım mı gideyim mi tarzında bir karar vermek zorunda hissediyoruz ki galiba kendimizden dahi sıyrılıp doğru kararı veremiyoruz. Gitmek de olmamalı, kalmak da olmamalı. Arada başka bir şey mi bulmalı? Ne olabilir mesela? Şöyle, uzak kalmak, gitmek ya da kalmak tarzında değil. Olaydan uzak kalmak. Kendini bir şekilde izole edip bir süre hangisinin daha iyi olduğunu, dışarıdan gelen fikirler veya olabiliteler arasında sıkışıp kalarak değil, kendi iç sesinin sana söyleyeceğini düşünerek beklemek. O iç sesi bir şekilde söylüyor aslında. Bu her olayda böyle. Aldığımız kararların hemen hemen hepsinde bize doğru cevabı veren aslında bir iç sesimiz var. Ama biz o iç sesimizi hiçbir zaman dinlemediğimiz için ve kolaya kaçtığımız için insanoğlu olarak hep bize dikte edilenleri, önerilenleri, verilen fikirleri dinleyerek kendi istediklerimizi bertaraf ediyoruz. Oysa aslında doğru cevap iç sesimizde, dinlemeyi becerebilirsek tabii. O C şıkkını ararken de biraz aslında ya da C şıkkına karar verirken, onu uygulamaya karar verirken öğrendikten sonra ya da keşfettikten sonra o şıkkı, biraz zamana ihtiyaç var ama, değil mi? Yani burada da sebat göstermenin önemi büyük diye düşünüyorum. O kararı hazmetmek açısından ilk önce
Sonra da dışarı tarafa ifade edebilmek açısından. Önce bu yolda giderken harici ve dahili veddalar olacaktır mutlaka. Önce kendi inanmak gerekiyor, kendimiz inanması gerekiyor buna. Kendimiz inandıktan sonra etrafı, çevreyi, hatta kendimizin inanmayan taraflarını dahi ikna etmek çok daha kolay oluyor. Ne istediğini bilmek burada çok önemli. Biz maalesef ne istediğimizi bilmiyoruz. Bu her alanda, duygusal dünyamızda da böyle, sosyal hayatımızda da böyle. Bir şekilde ne istediğini bilmeyen, belirli bir yöne giden ve aslında bir şekilde kaybolmuş bir duygu dünyasının içinde yaşayan bir toplum haline geldik son zamanlarda diye düşünüyorum. Benim bu kitapla özellikle üstüne basa basa vurgulamak istediğim şey, insanın kendi iç dünyasının sesine biraz kulak verip birazcık da kendi istediği şekilde yaşayabilmesi, kurallardan ayrı olarak. Başka burada bir ifade var, hayat bilgisi değil hayal bilgisi demişsiniz. Bunu, bu cümlenin içinde ne var? Ne anlatmak istiyorsunuz? Bu aslında bize öğretilen, yıllar yılı da öğretilmekten vazgeçilmeyen hayat bilgisi dersinin aslında gündelik hayatta büyüdükçe gördüğümüz üzere çok da gerekli olmadığı. Çünkü hayat zaten... Ben de zaten... aynı şeyi düşünmüşümdür biliyor musunuz? Hayat bilgisi dersinde ne vardı? Coğrafya. Doğa, kavramlar, doğasal kavramlar. Günlük hayatta karşılaşabildiğimiz işte gündelik hayattaki sosyal çevremizde karşılaşabildiğimiz davranış şekilleri, tarihsel bir takım öğeler. Gelmişimiz, geçmişimiz, yani coğrafyamız, tarihimiz, işte edebiyatımız, hepsi bunun içinde. Evet. Ama hani örnekler, belki örneklemeler ya da uygulamalı şekilde anlatılmadığı için çok da fazla böyle hayal gücümüzü çok zorlamayan zannediyorum biraz müfredat. Yaşamadıkça öğretilmiyor bence bir takım şeyler ve öğrenilmiyor da dolayısıyla. Hani ama yaşamadan hayal kurabiliriz. Ben evet tam bu noktadayım zaten. Hayat bilgisi öğretilmesi gerekli olmayan bir ders. Hayat bize bunu öğretecek zaten bir şekilde, istesek de istemesek de. Ama hayal bilgisi bence çok küçük yaşlarda, hani eğitim şart diyoruz ya, gerçekten eğitimin birinci safhasında öğretilmesi gereken bir şey. Hayal kurmayı öğretmek gerekiyor önce çocuklara, sonra da büyüklere ve henüz büyümeyen çocuklara. Bazen bu engelleniyor ama, şimdi hayal kurma şimdi boşu boşuna gibi cümlelerle de karşılaştık zamanında. Evet, en zaten olayın en vahim kısmı bu. Hayal kurmayı bilmeyen, dolayısıyla da hayalleri, hedefleri olmayan bir toplum haline geliyoruz. Sonra belirli bir yaşa geliyoruz. Ya ben nereye koşuyorum? Bunun sonu ne? Hepimizin gideceği yer belli. Sonuçta bu amaç, bu uğraş, bu sıkıntı tabii ki normal hayat düzenini sürdürmek için gereken bir şey ama bu noktada bunun da bir sınırı olması gerekiyor. Ve ben şöyle düşünüyorum. Eğer bize hayal bilgisini öğretseler, hayal kurmayı öğretseler belki hedeflerimiz ve olmak istediğimiz insan konusundaki o amacımıza ulaşmamız konusunda daha büyük yol kat etmiş olurlar ve olmuşlar, yani bir şekilde olacaklar çocuklarımız için ve bizim için. Peki hayal kurmak öğretilir bir şey mi? Evet, öğretilebilir. Nasıl öğretilebiliyor? Önce küçükten başlayabilir. Mesela ben oğlumu o şekilde davranmaya çalışıyorum. Yay oyuncaklarını diyorum. Kaç yaşında? 8 yaşında. 8. Şimdi bütün oyuncaklarını yayıyor bir şekilde. Ben karışmayacağım diyorum. Sen bu oyuncaklarınla, sonuçta bilgisayar dünyası, televizyon dünyası, bir şekilde CD'ler, bunlar çok yoğun bir şekilde hayatımızda. Sen bunlardan edindiğin bilgiler ışığında oyuncaklarını yay ve kendi başına onları konuşturarak, onların dünyasında işte bir takım kaleler kurarak, savaşlar yaptırarak, işte eğlenceli şeyler tertip ederek bir şekilde bir dünya yarat diyorum. Onun kendi dünyasını yaratmasını sağlıyorum. Ve o sırada olmamaya çalışıyorum ki o rahat rahat onları konuşturabilsin. Yeri geldiğinde bir takım mimiklerle ifade edebilsin. Küçüklükte böyle başlıyor hayal kurmayı öğretmek diye düşünüyorum. Tabii bunlar şahsi görüşlerim. Daha sonra büyüdükçe... Bu özellikle son zamanlardaki eğitim sisteminde mutlulukla gözlemlediğim bir şey. Kompozisyonlarda artık soyut kavramlara yönelilmeye başlandığını görüyorum okullarda. Örneğin bize bir ödev geldi. Eğer bir uzaylı olsa, uzaylı olarak gelsen dünyaya, dünyalıya ne sormak istersin? Dünyayla ilgili ne sormak istersin? Ve dünyalının buna vereceği cevap ne? Sonuçta orada o çocuğun soyut dünyasını, dünyaya dair görüşlerini, hayal dünyasını keşfetmek adına önemli bir soru bu belki.
Büyüdükçe insanların aslında olmak istediği kişiliğe veya ileride yapmak istedikleri işe ne kadar yakınlaşıp yakınlaşmadıklarını da bence hayallerinden öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Bir soru vardı, hep böyle konuşulur. Öğretmen soruyor işte sınav kağıdında risk nedir diye. Bir öğrenci boş bir kağıdı veriyor, risk budur hocam diye. Ve 100 alıyor, evet. Geçiyor o sınavı. Evet, hakikaten öyle. Bu da çok başka bir şey değil mi aslında? Aynen. Aynı şekilde benim de çok sevdiğim bununla ilgili bir anekdot var. Bir felsefe öğretmeni ki bu gerçekten olmuş bir olay. ODTÜ'de sanırım olmuş bir olay. Sınav oluyor ve sınav sırasında çok ağır bir felsefi konu işleniyor. Bir soruyor öğretmen. Neden? Soru sadece bu neden. İşte başlıyor herkes kuramları anlatmaya, bütün derin derin felsefi kuramları incelemeye, herkesin, her düşünürün görüşlerini yazmaya, sayfalar sayfalar konusu. Sadece bir kişi yüz alıyor. O da neden olmasın? Yeah. Tarzında. Hani biz galiba... Şahane işte, cevaplar gerçekten. Bunlar işte aslında belki de görünenin, o kadar çok görünene odaklanıyoruz ki bir de görünmeyeni keşfetmek. Hayat o zaman belki daha kolay ve keyifli hale gelebilir diye düşünüyorum. Burada iş yaşantısı, aile, çalışma hayatının yanı sıra bulabileceğimiz başka duygular da var. Aşk var mesela. Hı hı. Eski aşklara bile gidebileceğimiz yönünde bir yönlendirme söz konusu arka kapakta. Hı hı. Bu da söyleniyor. Aşkta C şıkkı nasıl bulunur? O nasıl bir tercih olabilir? Aşk bence şu anda geçmişten geleceğe, şimdiki zamana kadar bütün duygu dünyalarında en çok önemli, üzerinde durulması gereken kavramlar sırasında bence birinci sırada. Çünkü hayat bir şekilde onun üstüne dönüyor. Bu ilahi aşktan bahsedebiliriz, evlat aşkı, sevgiliye, eşe duyulan aşk. Aşk gerçekten çok önemli bir kavram. Ve biz bu kavramı sınırlandırırken ve bahsederken artık dile pelesenk olmuş kelimeler ve cümlelerle bunu ifade ediyoruz. Oysa aşk o kadar basit bir şey değil. Bir şekilde onu yüreğinde hissederek ve bunu ifade ederken özgürce ifade ettiğin noktada aşktan söz edebilirsin. Ben hep onu söylüyorum. Yer çekimi diye bir şey var. Hep bahsediyoruz ama bence daha da önemlisi yar çekimi diye bir şey var. Çünkü yardan düştüğünde anlıyorsun aslında bütün hislerin nasıl yoğun, o hislerin ne kadar seni çepeçevrelemiş. Ve hayatımda biri var değil demek, hayatımda bir var demek değildir aşk. Birinde hayatım demektir aslında en önemlisi. Ne düşünüyorum? Ve biz aslında birazcık farklı soyut kavramlar üzerinde konuşuyoruz. Mesela doğa. Doğayı çok seviyorum diyor birisi. O zaman sormak istiyorsunuz. Doğayı çok seviyorsun. Sen kaç kere güneşin batışını izleyebildin? Ben seviyorum diyor. Sen sevdiğin için en son ne yaptın? Sevdiğini en son ne zaman söyledin? Bunlar gerçekten hani kuru kuru değil de davranışlarla ve içimizden gelenleri ifade ettiğimiz sürece gerçek anlamlar ifade edebiliyor. Çok doğru. Yani birine sürekli seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum demektense sürekli göstermek aslında çok daha anlamlı. Evet, hakikaten. Yani bu inanılabilir. Çok, aynen, hani bu tam o örnek gibi. Yani hayatımda biri var demek değil yani. Birinde hayatım var demek aşk. Evet. Peki burada neden eski aşklara döndürüyorsunuz? Ya da onlar akıllarımıza geliyor. C şıkkının içinde mi gizli o? Biz çünkü maalesef çok hızlı bir devinim yaşayan gündelik hayatlar yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz, işte spor, iş, ondan sonra ev, aile, sosyal hayat. Bu hengamede koşarken en sevdiklerimize dahi zaman ayıramıyoruz. Oysa zaten zaman ayırmıyoruz ve çok fazla alternatifin de olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yani eskiden bir takım şeylerle karşılaşmak, duygularını ifade etmek çok zormuş. Ama şimdi işte sosyal medya dediğimiz bir takım kavramlar, SMS mesajları, insanlar çok daha rahat duygularını ifade edebiliyorlar. Ama eskiden öyle değilmiş. Eskiden ancak böyle kokulu mektuplarla, mendillerle, bin dereden su getirerek duygular ifade edilebilirmiş ki o ifade edilebilir noktasına gelinceye kadar da ne yangınlar koparmış içte. Galiba güzel olan kısım da o. O duyguları ifade ederken
Hani o masumiyet, o çekingenlik ve onun bu kadar sabit ve net olarak ifade edilemeyişi. Ben eski aşkları o yüzden filmlerde büyüklerimizden dinlediğim zaman bir hayranlıkla dinliyorum. Ne yazık ki maalesef gelecek nesiller birazca bu konuda şanssız olacaklar gibi, o meşhur romanlara konu olan aşkları yaşamak için galiba. Aşağı yukarı az önce aşkı tanımlamaya, daha doğrusu hani herkese göre değişiklik gösteren bu duyguyu bir şekilde ifade etmeye çalıştınız. İşte doğa aşkı, ilahi aşk olsun. Peki C şıkkı aşkta nerede? Nasıl bulacağız C şıkkını? Niye C şıkkına ihtiyacımız oluyor aşkta? Çünkü iki türlü. Bir tanesi rasyonalist bir bakış açısında, diğeri ise birazcık daha duygusal bakış açısında. Rasyonalist bakış açısında C şıkkı şurada önemli. İnsanların bir takım sebepler yüzünden, gündelik hayatın zorlukları ve sıkıntıları yüzünden zaman ayıramaması bu duyguya. Ya aşk dediğin nedir ki? 3 günlüktür. Aşk bu, geçer. Aşkın ömrü 3 yıldır gibi bir takım klişelerle bu duyguya çok fazla önem vermeyişleri ve aslında da iç dünyalarında hep bunun arayışı içinde olmaları. Yani en çok inanmayanlar aslında bunu en çok isteyenler. Ama umudu kesenler. Bunlar bu koşturma arasında unuttukları nokta o C şıkkı. Buna ayırmaları gereken zaman, bunun üstünde düşünmeleri gereken zaman ve bu konuda karşılarındaki kişiye ayırmaları gereken zaman. Bir de onun duygusal bakış açısı var. Duygusal bakış açısı da bir şeyi paylaşmak demek. Duygularını ifade edebilmek ve karşından bu duyguyu alabilmek demek. Ben C şıkkını şöyle değerlendiriyorum. İnsanların mecburiyetleri dışında, sahip oldukları sorumlulukları dışında yüreğinin götürdükleri yere gidebildikleri noktada işte o C şıkkı ön plana geliyor. Bence İnsanların en önemli C şıkkı yüreklerinin götürdüğü yere gidebilmeleri. Özellikle de aşkta. Ama çok fazla şey zorlamadan, değil mi? Yani hani çok risk önemli mi burada? Riske girmeden hiçbir zaman mutlu olunmuyor, başarılı olunmuyor. Hayat devam etmiyor. Hayatın zaten kendisi, uyandığımız andan itibaren zaten bir riskle karşı karşıyayız. Çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, yolda yürüyoruz. Her an bir bombanın patlayabileceği, kafamıza saksı düşebileceği veya Allah korusun bir kazaya bir şekilde uğrayabileceğimiz bir hayat düzeni içerisindeyiz. Mutlaka onlar hani çok da hani hepimiz böyle ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz ya. Evet. Mutlaka olabilecek riskler ama olabileceği ihtimali yüksek olan, hani mantığı çalıştırdığınız zaman hani böyle bir risk varken neden böyle bir şey yapayım, bu benim bütün hayatımı etkileyecek şeklindeki bir değerlendirme de sonuçta belki o C şıkkına yöneltiyor olabilir. Hani mantığımı mı kullanayım, kalbimi mi kullanayım dediğiniz noktada belki orada C şıkkına ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Evet, ama ben hep şunu düşünüyorum. Hayatta en pişman olduğum şey pişman olurum diye yapmadıklarım mottosu. Ve büyük riskler alınmadan da kahraman olunmuyor. Bir takım riskler alınmadan hayatta başarılı olmak mümkün değil. Dolayısıyla mutlu olmak da mümkün değil. Galiba işin sırrı riski alıp, buna inanıp ondan sonra tevekkül etmek. Peki, çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaki fotoğraflarda şahane çıkmışsınız. Şu özellikle siyahta. Sadece gördünüz mü kendinizi orada? Çok güzel ederim. Çıkmışsınız. Bunun ikincisi gelecek mi kitabın? Evet, inşallah. Çok D şıkkı mı olacak o da? D hiçbiri. Düşünüyorum ama ilk etapta bir roman olacak. Bir kadının etrafındaki dönen olaylar ve ülke ve şehirlerde geçen bir takım olaylar, gene duygu dünyanın derinliklerine inilebileceği bir roman inşallah. Peki, bekliyoruz. Çıktığında da yine teşekkür bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Konuğumuzu uğurlayacağız. Tavsiye bizim, takdir sizin tabii ki. Bu hafta sonu değerlendirebilirsiniz, gidip alabilirsiniz kitabı değerli izleyiciler. Saat başına haberlerle buluşacağız.